Herkese bu kanaldaki 3. Amsterdam vlogundan merhabalar. Size bu videoda Christmas zamanındaki Amsterdam'ı göstereceğim. Sizi daha önceki iki videoda götürmediğim bir kukiciye götürüyorum şimdi. Buranın kukileri gerçekten çok lezzetli ama uzun bir sıra beklemeniz gerekiyor. Ta köprüden başlıyorsunuz. Oradan sonra kukicinin önünde sıraya devam ediyorsunuz. Ama beklemeye değer. Yarım saati gözden çıkarmanız gerekiyor yalnız. Bakın sıra tam bu köprüde başlıyor. Köprüden sonra yolun karşısında devam ediyor. Dükkan da burası. İçinde beyaz çikolata gibi bir dolgu var. Sıcacık orada yapıyorlar zaten. Hiçbir zaman bayat yemiyorsunuz. 6 tanesi 12,5 euro. Metal kap almak da mümkün. Ekstra güzel bir kapları var. Onun için de 5 euro ödüyorsunuz. Normal kağıt kap ücretsiz. Şimdi Museumplein'deki Christmas Market'e gidiyoruz. Bazı sokaklar gerçekten çok iyi ışıklandırılmış. Şu an yürüdüğümüz Leidsestraat da onlardan bir tanesi. Bu sokak neredeyse direkt Museumplein'e çıkıyor. Şu an Museumplein'deki Christmas Market'e geldik. Normalde bu meydanda bir buz pateni pisti de kuruluyordu aslında. Ama bu sene bazı anlaşmazlıklar olmuş. O şirketle belediye arasında anladığım kadarıyla. O yüzden o pisti buraya kurmamaya karar vermişler. Ama burada Christmas Market bulunuyor. Biz de şu an onu ziyaret etmeye geldik. Bu arada birkaç farklı lokasyonda daha var Amsterdam'da Christmas Market. Onlara gitmeyeceğiz bu videoda. Ama sizin için onları aşağı koyuyorum. Daha fazla vaktiniz varsa onları da ziyaret edebilirsiniz. Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so. I'm letting go of everything but you. These are the good times with you, baby. This year. Bu Christmas market çok daha fazla yemek ağırlıklı gibi diğer Christmas marketlerle karşılaştırınca. It's just gonna be you and me, hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close, forget about everything. Bu Christmas markette diğer Christmas marketlere göre, yani daha önce Aachen'a gitmiştik ve Valkenburg'a gitmiştik, daha fazla yemek dükkanının olduğu dikkatimi çekti. Boyutu da yani çok büyük değil. Hatta Aachen'dan çok daha küçük bir Christmas market. Valkenburg'la kıyaslanabilir. Şimdi tabii yanımda Şeyma ile Ozan var. Beraber geziyoruz. Onlar da Almanya'dan geldiler. Almanya'daki Christmas marketlerin daha güzel olduğunu başka videolarda da belirtmiştim zaten. Onlar ne düşünüyorlar? Onlara da bir soralım. Ozan, sence en büyük fark ne? Almanya ve buradaki Christmas marketler arasındaki.
şu ana kadar Fransa'nın Almanya sınırındaki birkaç şehrini ve Almanya'nın birkaç bölgesindeki şehrini gördüm. Oradakiler tamamen Christmas konsepti. Çocuklar için de birkaç oyuncak var. Atlı karınca, işte dönme dolap gibi. Ve aynı zamanda yiyecek içecek yerleri var. Ve müzikler tamamen Christmas konsepti müzikler. Buradaki ise onun aksine biraz daha Christmas değil de önemli bir olay var ve o olayla ilgili bir kutlama yapılıyor gibiydi. Temel fark oydu bence ikisinin arasında. Yani daha genel kutluyor gibi buradakiler değil mi? Aynen, de daha genel, yani herhangi bir olayın kutlaması gibiydi. Christmas denmese de yazın da mesela bir kutlama olsa böyle onun kutlaması olabilirdi buradaki Christmas Park. Evet, yani senin için en büyük fark aradaki tema aslında. Almanya'da Christmas'ı daha çok hissediyorsun. Evet, orada Christmas daha fazla hissediliyor. Onlar daha gelenekselci ve biraz daha büyük. Burada şu anda mesela Amsterdam'ın, buranın en büyük şehrinin kutlamasını gördük. Almanya'daki herhangi bir orta ölçekli şehrin kutlamasıyla aynı büyüklükteydi. Onun için Almanya'nın şehirlerindeki kutlamaların daha büyük olduğunu, Christmas marketlerin daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Dam meydanına da bir çam ağacı kurmuşlar tabii ki. Bu çam ağacında tam 40 bin tane led varmış. Amsterdam Işık Festivali kapsamında kanallara bazı sanat eserleri yerleştirmişler. Az önce çektiğimiz işte elinde telefon tutan çocuklar da bunlara bir örnekti. Arkamdaki resimler de aynı şekilde. Bu senenin konsepti aslında yapay zeka ve teknolojiymiş. Ama bence hani çok ilgi çekici, merak uyandırıcı değil şu ana kadar gördüğümüz eserlerin en azından. Tabii tamamını da görmedik. Ben daha çok böyle Eindhoven'da olan Glow etkinliğindeki gibi bir böyle ışık gösterileri vesaire beklemiştim. Ama öyle değilmiş en azından, ama bunu da görmüş olduk. Bu etkinlik bu arada Aralık ayı boyunca sürecek ve 21 Ocak'ta son bulacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Amsterdam'da daha detaylı bir plan için diğer videoları, özellikle Amsterdam'da bir gün videosunu izleyebilirsiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.